Martıları kovalayalım mı? Kovalayacağız da sıçmasalar bari. Gençler, lan nereye? Bak 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 bak. Kaçmayın oğlum, kaçmayın. Kaçmasalar, birlik olsalar, sendikalaşsalar, bir tek ben ne yapabilirim? Tamam, hayvan ne yapacağım? Örgütleyeceğiz, az kaldı. Denizlerdeki martıları ben örgütleyeceğim. Bak bak bak, yerlere bak. Yerler hep martı pisliği. Bu martı pisliği deyip de geçmiyoruz. Aslında asitli midir nedir, içinde ne varsa boyayı falan kaldırıyor gemideki. O yüzden eski denizcilerde de varmış. Martılar böyle çok güverteye geldiğinde onları biraz kışkışlarlarmış. Çünkü pislettiği yerleri çürütüyorlar. Uzun zamandır bir video çekmedim. Biraz sanırım dinleneyim dedim. Bu aralar yorucu geçti. Gemide de yorucu geçti. Kontroller falan geldi. Biz de dinleniyoruz. Ben de biraz dinlenmek istedim. Araya bir tane video sıkıştırdım ama 3. kaptanı çektim. O güzel oldu. Beleş video. Güzel oluyormuş böyle başkasını çekmek. Onunla ilgili video yapmak. Bizim radar. Demin Rüstem abiden rica edip durdurdu. Bu da geminin görüntüsü. Vay. Çok iyi. Çok iyi değil mi? Biraz da güneşi görelim. Şu gösterdiğim yerde lirt antenimiz vardı. Lirt anteni bozuldu. Geçen
Ya buraya çıktım, en azından şunu da söyleyeyim. Hani buralarda da çalışman gerekiyor bazen. Çünkü şurada lirt anteni takılıydı, bu kablonun anteni. Geçen sefer oraya çıkıp onu söktüm. Tabii şimdi oraya çıkmayacağım. Emniyet kemeri yok. Aslında buraya böyle çıkmam bile pek doğru değil ama biz bir deli cesareti yanlış yaparak buraya çıktık. Bir görüntüyü görelim dedik. Çok güzel değil mi? Baksana güneşin güzelliğine. Bak, baca diyordum ya geçen herkese, bacanın oraya saklanıyorlar falan diye. 1 metre boşluk var diye bahsetmiştim. Şu an görüntü nasıl bilmiyorum ama şuradaki gördüğünüz 1 metre, yaklaşık 1 metre, belki 1 metreden daha bile fazladır. İşte oralara girip saklanıyor kaçaklar. Genelde böyle bunlara çıkmak için merdiven olur bacanın bu kısımlarına. Adamlar oradan çıkıp 1 metre küveye saklanıyorlar. Bahsettiğim yer orasıydı yani. Şu an bu çıktığımız konum, bu gemideki en yüksek yer. Yani bundan daha yüksek bir yer yok. Grande direği. Geminin en yüksek tepesi. Hani crane'ler orada. Onların ne kadar aşağıda olduğuna bakın. Baksana şuraya, kapalı. Güneş orada. Yani direkt ne diyebiliriz? Güneş nereden batıyor? Batıdan. Nereden doğuyor? Doğudan. Doğu bu taraf. Şu kollarımızı açtığımızda batı, doğu. Hadi gidelim. Şu an saat 6:22 geçiyor. 4-8 vardiyası yani. En güzeli ikicilerin vardiyası oluyor. Güneşin doğuşunu da batışını da en çok onlar izliyor. Vardiyalarına denk geliyor. Bir önceki gemimde 4-8 vardiyasındaydım. Orada ikinci çarkçıydım. Orada çünkü üçüncü yoktu. Çarkçı başı, ikinci çarkçı ve bir tane yağcı vardı sadece. 4-8'deydim ve bu manzarayı her vardiyamda görüyordum. Güneş doğarken, batarken ikisinde de sen vardiyada oluyorsun. O martılar vardı ya videonun başındaki martılar. Onlar artık neden yok diye sorarsanız da hepsini sendikalı yaptım. Artık öyle uç 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 nereye kadar? Keşke Türk denizcileri de sendikalı olabilseydi bu arada. Selamlar. Bugün crane'deki işimizin ikinci günü. Kamerayı aldım yine. Tekrar çıkıp oradaki işlere devam edeceğiz. Hava bir açıyor, bir kapanıyor, bir yağmur yağdı, bir bilmem ne oldu. Gündür demirdeyiz. Demirde olmak biz denizciler için bazen iyi. Bazense uzadıktan sonra çok sıkıcı ve huzursuz olabiliyor aslında. Bir denizci için seyir yaparsın. Seyir uzadıkça artık dersin ki ya bir gidelim de artık duralım, bir limana varalım, işte bir ayağımız yere bassın, bilmem ne diye konuşursun. Ondan sonra limana gelirsin, oh dersin. Ondan sonra limanda da böyle artık bir hafta olur, 8 gün, böyle bazen uzun zamanlar olur.
O zaman da dersin ki of bunaldık artık, sıkıldık, çok gürültü var işte, gemiye giren çıkan bitmiyor bilmem ne, artık seyre çıkalım dersin. Seyre çıkarsın. Ondan sonra dersin ki lan bir demir yapsak da denizin ortasından balık tutarız, hem sakin sakin işlerimizi görürüz dersin. Ondan sonra demir süresi de böyle işte 8 gün artık 9 gün olduğunda herkes yine huzurlandan hiçbir şey yapmadan duruyoruz gibi bir hisse kapılırsın. Bu sefer de dersin ki ya limana gidelim ya artık seyre çıkalım, bunaldım dersin. Yani bir denizci için bir yerde fazla durmak, bir yerde artık gereğinden fazla durmak her zaman huzursuzluk ve bıkkınlık getirir. Biz henüz bıkkınlık derecesine gelmedik gerçi. Daha 3. günümüz falan. Ama bugünün 27'si. 27 Mart 4 Nisan'a kadar durabilirmişiz. Öyle bir bilgi aldık. 4 Nisan'a kadar durmak da bayağı bıkkınlık getirecek gibi hissettiriyor bana. Demir'de rutin işler yapılır. Demir'de çoğu kişi 8-5 çalışır. Sadece köprü üstünde eğer vardiyacısı yoksa zabitler, yani 3. kaptan, 2. kaptan vardiya tutarlar. Onun haricinde herkes sabah 8 akşam 5 mesaisinde çalışır. Seyirde vardiyalı halde çalışıyor. Burada herkes sabah 8 akşam 5 çalışıyor. Öyle de bir durum var. Daha sakindir. Ana makine çalışmaz. Ama denizin ortasındadır. Hiçbir yere de gidemezsin. Neyse gidelim. Çok konuştuk. Yukarıda herkes. Kreninle çalışmak için bu ambar kapağını kaldırmamız gerekiyor. Ancak orada biraz daha rahat çalışabiliyoruz. Ambarda da biraz yük var. Yağmur falan yağma gibi bir durum gördüğümüzde direkt geri kapatıyoruz o yüzden. Şimdi ben de pompayı açayım. Hidrolik pompayı açmaya geldim. Hidrolik pompayı açacağız, ambar kapaklarını kapatacağız. Büyük ihtimalle bu video, bu videonun tamamı GoPro ile çekilmiş bir şekilde atılacak. O yüzden diğer videolardan görüntü olarak biraz farklı gelebilir. Cihazı da yeni aldım. O yüzden bir böyle de bir deneyelim istedim. Ben böyle bir video gelsin. Ara ara soruyorsunuz işte daha sık video gelsin falan diye. Ben de daha çok gerçekten daha sık video atmak isterim ama çok çerez videolar atmak istemiyorum. Video atmış olmak için atmak istemiyorum. O yüzden hem biraz kaliteli olsun onu bekleyeyim. Hem de internetimiz her zaman olmuyor. Yani şöyle olmuyor. Limana gidip oradan sim kart almamız gerekiyor. Yani bizim de internetimiz öyle oluyor. En azından YouTube'a video yükleyebilecek kadar internetim olması için muhakkak limana gitmemiz gerekiyor. Bu da ancak böyle 10 GB falan internet alıyoruz limanlarda. O ülkenin sim kartını alıyoruz. O şekilde internet ulaşıyoruz. Bakın ambardaki yük. Kamerayı aldım, geldim, bir anda iş bitti. Yağmur yağıyor diye ambarı kapatmak zorunda kaldık. Burayı da ambarla, şu ambarı kaldırdığımız koşulda, şu tam iş şurada yapıldığı için ambarı kaldırıyorduk. Hafif ambarın üstünden bir kişi emniyet kemerini bağlayıp oraya kendini sabitliyordu. Yağmur geliyor diye mecbur ambarın içine mal var diye kapatmak zorunda kaldık. İşte bir anda askıya kalktı, benim videoda yalan oldu ama neyse biz genel bir video çekmiş olalım. Kapalı gözüküyor ama bakmayın öyle olduğuna. Bir açıyor bir kapanıyor. Acayip nem var. Sıcak var. Şimdi biraz esiyor da güzel oldu. Bu arada
Süveyş kanalında da bir tane gemi karaya oturmuş. Komple kanalı kapatmış. Çoğu kişi, yani en azından denizciliği bilenler, takip edenler onun haberini görmüştür. O da aslında dünya deniz ticaretinin, gemilerle yapılan ticaretin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi dünya için. Haberlerde gördüm, işte çoğu yerde petrole zam gelmiş. Çünkü bazı yerlere tankerlerle götürülen petrol yetiştirilemeyecek, daha gecikmeli yetiştirilecek. Demirdeyken gemide neler yapıyoruz, biraz onlardan bahsedeyim. Yani çoğu kez bana sorulan sorulardan, yani yorumlara gelen sorulardan ve işte indiğimde tanıdıklarımın, akrabalarımın sorduğu sorulardan, işte balık tutuyor musunuz gemi giderken gibi sorular oluyor. Yani mesela demir pozisyonu balık tutmak için birebir aslında. Gemide mutlaka olta takımıyla bilmem nesiyle gelen, balık tutmayı çok seven, bunu hobi olarak gören insanlar vardır. Ve çoğu işte takımıyla gelir ve gemi ne zaman demirler hemen kış tarafa geçip tık tık balık tutmaya başlar. Çok sever, bayılır. Eğer güzel bir ülkedeysen, yani atıyorum Cezayir'de ya da Afrika ülkeleri, mesela Moritanya'da çok iyiydi bu konuda. Balık çok bol vardı. Yani 100 kilo, 200 kilo balık tutulduğunu hatırlıyorum. Balık tutulur. Ne bileyim, akşamları balık tutulur. Balık tutulur. Aklıma başka bir şey gelmedi. Yani gemide bir sosyallik yok. Yani gemide sosyallik var mı derseniz, bunu da anlamanız için buna bir örnek vermek isterim. Gemide çok fazla sosyallik yok. Genelde işin her zaman iyi taraflarından bahsettim. Yani onları göstermeye çalıştım ama bu taraflarını da mutlaka anlamaya çalışın. Gemide çok fazla sosyallik yok arkadaşlar. Yani gemide ne kadar bir sosyallik olabilir zaten? Ne olabilir? Spor salonu vardır işte geminizde. Ya da işte PlayStation vardır. Salonlar vardır. Ne yapacaksınız? Mesainiz bittikten sonra yine arkadaşlarınızla sohbet edeceksiniz. Yine aynı arkadaşlarla görüşeceksiniz. Oturup bir film izleyeceksiniz belki. Ya kitap vardır, kitabınızı okuyacaksınız. Kameranızda takılacaksınız. Salonda takılacaksınız. Bir yere çıkamazsınız. Demirdeyken, seyirdeyken özellikle. Yani bizim sosyalliğimiz sadece limanlarda inebildiğimiz yerlerle sınırlı aslında. Ya bir limanda çıktığınızda evet çok rahat oluyorsunuz. Gerçekten nefes alıyorsunuz. Dünyayı gezmek, dünya limanlarını gezmek daha doğrusu. Dünyayı gezmek değil bizimki. Daha çok liman şehirlerini gezmek. Sadece denize kıyısı olan şehirlere gidiyoruz sonuçta. Evet, bu güzel bir şey. Deneyim olarak, tecrübe olarak dünya ülkelerini görmek, liman şehirlerini görmek çok güzel ama her çıkışınızda mutlaka şu da aklınızda oluyor. Çıktığınızda mutlaka geri gemiye dönmek zorundasınız. Yani bu da aklınızın bir yerinde yer ettiği için çıktığınızda çok fazla rahat olamıyorsunuz. En azından ben olamıyorum. Çünkü yine dönüp gemideki işlerinizi yapmak zorunda olduğunuz, o gemiye dönmek zorunda olduğunuz, işte bakarsınız saate, şu kadar saatte geri gitmem lazım diye kafanızda devamlı kurarak gidiyorsunuz. Ben ilk çalıştığım sıralarda o gemiden indiğimde çok garip hissederdim. İşte döndüğümde memlekete, eve döndüğümde, bir dışarı çıktığımda o abi, şu an istediğim kadar dışarıda kalabilirim. Arkamda bir gemi yok. Bir yere dönmek zorunda değilim. O özgürlük hissi gerçekten beni çok duygulandırıyordu ve çok mutlu ediyordu. Gemi böyle bir şey. Deniz hayatı böyle bir şey. 6 ay, 7 ay, 8 ay bir yerde kaldıktan sonra emin olun o indikten sonraki mutluluk, o özgürlük hissi bambaşka. Hiçbir şey kolay değil. O yüzden bu da kolay değil. Kimse 6 ay, 7 ay, 8 ay karadan mahrum bırakılmak istemez ve ne zaman limanda bile olsa dışarı çıktığında ulan gemiye dönmek zorundayım diye devamlı aklının bir yerinde o özgürlüğün dışında böyle şartlı bir özgürlük bulunsun istemez. En azından ben istemezdim. Ama maalesef var ve bu işi yapıyoruz. Güzellikleri olduğu kadar kötü yanı, zor yanı çok fazla. Yani maddi getirileri, evet çoğu arkadaş diyor, yorumlarda da yazan olmuş. Ya işte kardeşim, maaştan da bahsetsene falan. Bahsediyoruz abi. Yani bu mesleği herkes yapabilir. Maaşından da bahsediyoruz. Mesela adamla konuşurken de çocuk kaptanla röportaj yaptık. Evet dedik, bu kadar alıyor. Bak şu kadar alıyor ortalama. Bunu herkes biliyor. Herkes denizci olabilir. Kimse mahrum değil. Kimseyi zorla bir yerde tutmuyor insanlar. Gelip denizci de olabilirsiniz. Zabit de olabilirsiniz. Kaptan da olabilirsiniz. Bugün emin olun bunun imkanları çok fazla. Ya bugün 30 yaşında olan bir arkadaş, aynı gemide çalıştığım bir arkadaşım vardı mesela ben zabitken. O yağcıydı. Adam mesleği sevdi. Ben bu mesleği yaparım dedi. Ve gitti kendisi. Özel kurslar var. Gidiyorsunuz 2 sene. Para veriyorsunuz. 2 sene okuyup mezun olduktan sonra zabit olabiliyorsunuz. 3. kaptan da olabiliyorsunuz. 3. çarkçı da olabiliyorsunuz. Ben 30 yaşından sonra yağcıyken çarkçı olmuş adam gördüm. 2 tane.
Üçüncü kaptan olmuş adam gördüm sonradan. Yani illa üniversite okumanıza gerek yok. O yüzden herkes bu mesleği yapabilir. Herkes bu paralara isterse çalışabilir. Burada bir sınırlama yok, onu anlatmak istiyorum. Hiçbir art niyet olmadan, kendi düşüncelerimi söylüyorum. Ve kimseye bunu dikte etmeden, kimseyi rencide etmeden söylüyorum. O yüzden yorumlarda da gelirken, bir şeylerden bahsederken lütfen bazı arkadaşlar, eğer bizden fazlasını bilen arkadaş varsa güzellikle bizim bilmediğimizi o da bize anlatsın. Neyse çok konuştum ya. Vallahi ağzım yoruldu. Umarım bundan bir video çıkar. Umarım bu güzel bir video olmuştur. Buralarda çalışmak, çalışırken aynı zamanda bir şeyler üretmek, sonra bunu alıp kameraya çıkıp onun 2 gün montajını yapmak gerçekten kolay değil. Umarım bu tür videoları da beğenirsiniz. Beğenirseniz bu böyle videolar daha çok gelir. Videoların gelme aralığı daha sık olur diye düşünüyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bu videoyu da bitirelim. Ne yapalım? Bitti. See you next time baba. Damlar suya en derininden, bazen dalga en derinizden alır. Ama kendiliğinden inmez biz direnmeyiz. Limandan ayrıldık evet, evi son görüşüm, aylarca yokuz, o yüzden denizler hoş görünür. Ayrı gayrı olmaz bak, burada bütün bir ruhuz. Gerektiğinde toplanırız ve ekmek bölünür. Geceleri bize ev olur bu kamera. Işığında iç çekeriz fotoğrafa bakara. Denizin o kokusu ufu seni yutara.